Çakran Kadın Kapalı Hapishanesi pek çok hak ihlalinin geçmiş dönemde yaşandığı, hak ihlalleri bakımından diğer hapishanelerden maalesef geride kalmayan, hatta belli şeylerle ileri giden bir hapishane. Yeni kadın hapishane müdürü Kepsut'tan geldi. Hatta orada bir gene adli tutsağın ölümü sonrasında zaten buraya geldi. Buraya geldiğinde de zaten tutsaklar üzerinde, siyasi mahpuslar ve adliler üzerinde çok özel tutumları olan bir hapishane müdürü kendisi. Jandarmanın tutumu kelepçeli muayeneden doktorlara mahpusların özelinde bilgi verip hani bunlar terörist, yani bunlar zaten böyle üzerinden bir tür doktorların yönelimini ve tedavide tarafsız olması gerekirken bir tür doktorların etkilenmesine yol açacak tutumlara kadar varan bir süreç yaşadık. Fatma Hanım da bu süreçten azade değildi. Onun da özellikle belli sağlık çalışanlarıyla, hepsiyle değil, yani görevini layıkıyla yapanlar da vardı. Belli kolluk görevlileriyle yaşanan sorunları oldu maalesef. Bundan 2 ay önce göğüs kontrolü için götürüldü. Filmleri, tomografisi falan çekildi. Ama ayağında oluşan bir doku enfeksiyonu, sedef doku enfeksiyonu dediğimiz, iltihabı dediğimiz bir şey oldu. Gördüğümüz kadarıyla bir doku iltihabı oluştu ve özellikle ayağın üzerinde çok da geniş bir morluk şeklinde, hani şişlik şeklinde oluşan bir şeydi. Bunu özellikle götürmediler mesela. Yani kampüs hastane, hapishanedeki kampüs reviri dediğimiz ya da kampüs hastanesinde iltihap sökücü hani verilmiş. Ayaklarında su toplama ve şişme var ama özellikle revir doktorunun buradaki tarzı, sevk etmemesi, herhangi bir tanı koymadan, ne olduğunu bilmeden bir tür iltihap sökücü vermiş olması falan, kan tahlili yapılmadan iltihap sökücü doğrudan bir ilaç vermiş olması falan, bunların tamamı, bütün bu sürecin özel bir ciddiyetsizlik tırnak içinde ve aynı zamanda özel bir yönelimle aslında yapıldığıyla ilgili. Sadece Fatma Özbay babında değil, bütün hasta tutsaklar babında ya da bütün mahpuslar, adli veya siyasi bütün mahpuslar babında devletin, işte adli mekanizmanın ya da cezaevi idarelerinin tırnak içinde kendi koydukları kanunlara, yönetmeliklere uyması gerekiyor. Özellikle sağlık meselesinde bunun prosedüre uygun yapılırken dikkat edilmesi gereken şey buradaki bütün mahpusların yaşam hakkı ve eşit, onurlu, sıradan bir yurttaş dışarıda sağlık hakkına nasıl erişim sağlıyorsa içerideki mahpusların da buna aynı eşitlik oranına ulaşması gerekiyor. Adli tıp kurumu ve hapishane idareleri infaz kurumları dönüşmüş durumdalar. Yani aslında hasta tutsakları bir tür yaşanan ölümleri, cezaevlerinden çıkan ölümleri gördüğümüz zaman infaz kurumları bir tür idam yerlerine döndürülmüş durumda. Yani bunun adını böyle koymuyorlar belki ama yani bizlerin, müvekkillerimiz nezdinde, bu insanların akrabalarının, birlikte yol yürüdüğü politik insanların sonuç olarak bu insanların cansız bedenlerini cezaevlerinden aldıkları da karşılaştıkları sonuç bu. Adı konulmamış bir idam uygulanıyor Türkiye'de. Özellikle hasta tutsaklar üzerinde. Bütün bir hasta tutsaklar için yapılması gereken prosedür aslında infazlarının ertelenmesi ve bütün sağlığa erişim haklarının tam sağlanarak bu süreci dışarıda aslında götürmeleri doğru olan ve uygulanması gereken bir prosedür. Niye? Mesela Fatma Hanım'da kemik erimesi var, boğaz nodülü var, baş dönmeleri var. Çünkü kemoterapi süreci, radyoterapi süreci, çok yoğun kullandığı ağır ilaçlar var. Biyolojik olarak vücudunun dengesi bozulmuş durumda. Uzun yıllardır zaten siyasi mahpus, yani cezaevi koşulları, cezaevinin günlük, bırakın yani dışarıdan idarenin günlük sayımlarını bırakın, kaldığı koşullar anlamında zaten dışı cezaevinde gündelik bir hayatı idame ettirmenin zorluğu düşünüldüğünde kanser hastası bir mahpusun o koşullarda kalıyor olması ne insan haklarıyla ne de insan onuruyla bağdaşır bir şey değil. Tırnak içinde konuşursak insan böylesine düşmanına yapmaz halk dilinde tabiriyle bu durumla karşılaştığımız bir şey.
adli prosedürü nasıl olacaksa, yani adli kontrolle mi, doğrudan mı, infazlarının durdurularak dışarıda, ailelerinin yanında, dostlarının yanında, özel hastaneler, kamu hastanelerinde hızlıca etkili bir sağlık sistemine ulaşmaların önü açılması gerekiyor. Ama maalesef devletin ve kamu kurumlarının bu yönde attığı bir adım yok. Aksine tam tersi. Yani demin özetlediğimiz gibi cezaevleri ve adli tıp kurumu başta olmak üzere bütün bir hapishane idaresi bir tür infaz mangasına dönüştürülmüş durumda. Bunun en canlı örnekleri de cezaevlerinden gelen hasta mahpusların hem ölüm haberleri hem tırnak içerisinde intihar olarak lanse edilen ve şaibeli olan ölümler. Bunların bir kısmı bu uygulamaların kendisine tepki olarak gerçekleşirken bir kısmı da doğru süresinde ve hızlıca müdahale edilmediği için hasta tutsakların ölüme terk edilmesiyle karşılaştığımız tablo. Faşizm koşulları ve bir tür bütün bir toplumun yaşadığı bunalım ve kuşatma, bu bunalım ve kuşatma geniş anlamda. Yani Kürt halkının, inanç kesimlerinin, kadınların, işçilerin, emekçilerin, LGBT'lerin yaşadığı bu temel kuşatmanın bir başka veçesi ve yüzü de aslında mahpushaneler. 12 Eylül zindanları diye tarif edilen şeyin bugün modern teknolojiyle sürdürüldüğünü biz biliyoruz. Yani girdiğimiz cezaevlerine göz okutma sistemiyle de girsek, arama noktalarından da girsek, işte daha yeni mahpushanelerde yapılıyor olsa buralara esasında birer zindana dönüştürülmüş durumda. Çünkü buralardaki hukuksuzluklar had safhada. Türkiye'de mahpushaneler ve zindanlar politik mücadelenin her zaman önemli bir yerinde olmuş. Ama belki tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar bu dönem geri planda, yani toplum nezdinde, toplum vicdanında aslında geri planda kalmış durumda. Esasında bir toplumun mahpushanelerinde ne yaşanıyorsa toplumda onu yaşar. Yani bir toplumun mahpushaneler genelde özellikle siyasi mahpusların tutulduğu yerler, toplum politik öncülerinin kapatıldığı yerler ve oraya uygulanan şiddet aslında bütün bir topluma yayılmış şiddetin göstergesidir. Zaten yaşıyoruz da, dışarıda olarak bizler de yaşıyoruz. Bu mücadelenin bir parçası olmak gerekiyor. Yani neresinden tutabilirsek, yani bir imza kampanyasını mı, bir basın açıklamasını mı, bir sokak gösterisini mi, bir avukatsak bunların görüşüne gidilmesi, raporlarının yapılmasını mı, bir milletvekiliysek bunların seslerinin duyurulması ve bu konuda bir kanun düzenlenmesi yapılıyorsa bunların yapılmasını mı, ailesiysek bu insanlara sahip çıkılmasını mı, bir parçası, bir sesi olmak zorundayız. Onlara yaşatılan şey aslında bize yaşatılan şey. Yani topluma uygulanan, devletin uyguladığı o kolektif şiddetten bağımsız bir şey değil. Hapishanelerin yaşadığı şey. O anlamda aslında her söyleşinin, her oturumun ya da sokakta yaptığımız her politik etkinliğin bir parçası olması gerektiğini düşünüyorum ben. Cezaevlerinin, mahpushanelerin. Hem adli hem siyasi. Yani aslında birbirinden ayrılmıyor tırnak içinde. Müvekkillerimizin çok büyük kısmı siyasi mahpus olsa da cezaevi koşulları bütün mahpuslar için düzeltilmesi gereken koşullar. Maalesef hapishaneler ahimin günlerinde değil. Yani bu biraz dünyadaki genel tırnak içinde yani burjuva demokrasisi dediğimiz ya da Avrupa demokrasisi dediğimiz şeyin bozulmasıyla da ilgili aslında. Yani onların o maskesi de artık düşmüş durumda. Hukuki anlamda tabii ki bu başvuruları yapacağız. Tabii ki bu davaları oraya taşıma işlerini yapacağız. Çünkü bu sonuçta müvekkillerimizin haklarıyla ilgili bir şey ama esas sorunu çözecek olan en önemli nokta memleketin içinden doğru bir örgütlenmeyle bu meseleyi, yani politik bir arenaya ve gündeme taşımakla ilgili mesela. Aslında hukuk alanında bizi her zaman ya dövüyorlar ya da yeniyorlar. Yani bu hukuk aracından vazgeçelim anlamında değil.